Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanal istiklalar ekranımızı bulsun. Birleşken Milletler Teşkilatı da Uygurlarının içki azaları mecburi setilgallıkı hakkında guvahlık verildi. 24 sentabr Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'de Angliyadaki Xitay Kollegiyasi Mustaqil Xalq Sot Mahkemesinin Advokati Hamid Sabi Xitayning Uyghurlarning ichki a'zolarini majburiy ko'chirib setish qilmishi haqida guvohlik berdi. Hamid Sabi 42-gi navbatlik Birleşken Milletler Teşkilatı umumiy yig'inda guvohlik berib, Xitayning Uyghur va Falun Gong bisi muridlarining ichki a'zolarini majburiy elib ko'chirayotganligini va setayotganligini Birleşken Milletler Teşkilatı'a azad devletlerinin irki kırgınçılık bilen ayıplınış mümkünçiliki bulan cinayetke karşı ciddi tedbir kollanış mecburiyetinin varlığını bildirgen. Guvahlık beriş yığındı yana sabık Sibirya uruş cinayetçisi Slobodan Milošević'nin dilosu'da baş teptişlik vazifesini ötügen Sir Jeffrey Nice yetekçilikedeki Xalqara Mustaqil Kanun Mutakhasler Kollegiyası bu yıl 6. ayda Xitayning Falun Gong bisi muridlarının İçki azalarını onun ihtiyaclık bimarlarına satkallıqı haqqıda kesim çıkarğallıqı. Xitay yana vicdan mahbuslarının içki azalarını xalqara bazarda setiş üçün organ bankisi qurup çıkkallıqı. Xitayning Uyghur Müslümanlarının içki azalarını mecburi köçürüp setip, zor miqtarda kirimge igi bolğallıqı, Xitayning bu kılmışının insaniyetki karşı cinayet bulup hesablandıqallıqı oturgu koyuldu. Guvahlık beriş yığındı yana Xalqara Durban Xitabnamesi de içki organ sodisini öz içige alğan adam etkeskilikinin barlıq şekillerinin aldığını eliş. Onunğa karşı küreş kılış, onunğa hatimi berişinin tähkitlen geldiki. Lekin Xitayning bu Xitabnamege emel kılmay, Falun Gong bisi muridleri ve Uyghur Qatarlıq milletlerinin içindeki vicdan mahbuslarının içki azalarını zor kölemde mecburi köçürüvatkallıqı. Bunun hazırmı devamlışıvatkallıqı, Xitayning bu cinayetinin netçe 10 minglagan begunah kişilerge çetildiganlıqı. Xitayning bu xil insaniyetke karşı cinayetini toxtatdigan peytining yetip kelganligini bildirish bilen birge, Xitayni insaniyetke karşı cinayetlerini toxtatishga çakırgan. Significant scale and that it continues today. This involves hundreds of thousands of victims. Acting on independent legal advice, the tribunal concluded that commission of crimes against humanity against Falun Gong and Uyghurs had been proved beyond reasonable doubt. Trump, sosyalizm ve komünizm pekatli hükümran sınıfının imtiyazıdan başka nerse emez dedi. Xitay rejiminin dünyaya hükümran buluştaki atalmış Xitay çüşe xalqarada cümleden Amerika'da küçülük inkas kozgavatkallıqı məlum bulmaqda. 24 sentabr Birleşken Milletler Teşkilatı'nın New York'taki baş ştabıda eçilgan 74. katımlık umumi yığında Amerika Prezidenti Trump sosyalizm ve komünizm hakkında söz kıldı. O sözünün başlanması da devletimiz nöbette düşkülü vatkan en ciddi rekabetlerinden biri sosyalizmden ervahlarıdır. Sosyalizm barlıq devletlerinin kısasçısı hem cemiyetinin buzgunçısı doğru dep körsetti. O yana mundaq dedi. Sosyalizm bilen komünizm hakkanilik ya ki baraberlik digerlik emez. O yana öz növbetide devlet üçün paydalık digerlik mu emez. O pekat birli mənini bildirdi. O bulsu mu hükümran sınıfının imtiyazı. Donald Trump sözünün ahırda Amerika'nın bir demokratik devlet işgeliğini təkitləb, mən şunu qayt-qaytı təkitləymən ki, Amerika mängü sosyalistik devletke aylanmaydı. Ötken əsirde 100 milyon adam sosyalizm bilen komünizmden kurbanlarına aylandı dedi. Yığında gerçek Donald Trump sosyalizm ve komünizm yolda menevatkan devletinin ismini bevasta atımağa bozumu, növetteki vaziyetki nispeten yukarıqı sözlerinin Xitayğı qartılıp deyili vatkallıqı təxmin kılınmaqda. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengeşi'de Xitay vekili Amerika'nın qattıq zərbisi uçurdu. 24 sentabr New York'ta eçilgan Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 74. katımlıq umumi yığında Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi Xitayning Sharqi Türkistanın əmirliki ve milletlerinin baxtiyar turmuşunu kapalatke iyi qilish yolida qını eytish bilen birge Amerikanın Xitayga qasdan tökmet çapıldı deb ayıplagan. O dünyanı bundaq yalğancılıqlarının damığı tüşüp ketmeslikke çağırgan. Halbuki 25 sentabrdeki Birleşken Milletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengeşi'de Wang Yi'nin yukarıqı gapları Amerika tarafının küçülük reddiyesiga uçurdu. Subjenatorunun 25 sentabrdeki haberde bildirilişçe, şu günü Birleşken Milletler Teşkilatı'da eçilgan Xavupsizlik Kengeşi'de
Vanya Sharqi Turkistonning navbatdagi atalmish baxtiyor vaziyatini tunishtirib ketgan. Buningga qarshi Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy muavin vakili Jonathan Cohen inkas bildirib, Amerikaning Sharqi Turkistonning vaziyatidan qattiq andish qilganligini ifoda qilgan. U so'z yana Xitoyning boshqa davlatlarga o'xshash davlat ichidagi haqiqiy terrorlik tahdidlariga taqobil turish huquqi bor. Ammo bu huquq tinch yusunda diniy faoliyatlarni elib berayotgan barliq musulmon millatlarni bostirishning bahonasi bo'lib qolmasligi kerak degan. Dal mushu gaplar bo'linganda Wang Yi yig'in zalidan chiqib ketgan. Orqadan Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy muavin vakili Wu Haitao so'z elib, Amerikani pokit va haqqoniyatning qarshisidan o'rin olmaslik haqida jar solgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur masalasi bu yil iyun oyida Amerika Germaniya o'rtasida ochilgan yopiq shakldagi xavfsizlik kengashida bir qatim sahnaga qo'yilgan ekan. Halbuki bu qatim bu masalaning tunji bo'lib, mushundoq ochiq so'rinda munozara temasi bo'lishi hisoblanadi ekan. Amerika Xitoyni chat aldagi Uyg'urlarni qaytib kelishga majburlashni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 25-sentabr yozim bayonot e'lon qilib, Xitoyni tutqundagi barliq uyg'urlarni qo'yib berishga, shundoqli chat elda turishliq uyg'ur va boshqa musulmonlarni Xitoyga qaytib kelishga majburlashni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu chaqiriqni 25-sentabr kuni Erkin Osiyo radiosi muxbirining Marokashning Kasablanka shahridagi Muhammad 5-chi xalqaro aerodromida tutib qilingan Abdulkim Abla ismli yosh uyg'ur haqidagi savoliga qaytirgan yozim bayonotida o'tirib qo'ygan. Bu yil 22 yoshlik Abdulkim Abla G'arbiy Yevropa davlatlariga mangan bo'lib, u 22-sentabr kuni Kasablanka aerodromida tutib qilingan. Vaqadan xabardor kishilar uning Xitoyga qaytirilish xavfiga duch kelganligini bildirgan. Lekin Marokash hukumati Abdulkimni 25-sentabr Istanbulga qaytirib o'tgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Abdulkim Ablaning ismini tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin u biz Xitoyni o'zining terrorlik bilan tinch diniy va siyosiy ifodalarni o'zaro aralashtirib o'tishdek ziyonli siyosatni o'zgartirishga, xohlagancha tutqun qilingan barliq kishilarni darhol qo'yib berishga, chet elda turishliq musulmon guruhlarni Xitoyga qaytib kelishga va ularni aniqsiz taqdirga mubtalo bo'lishga qistashda qilmishlarini to'xtatishga davomli chaqirimiz degan. Bayonot yana biz barliq davlatlarni 1951-yili va 67-yili ma'qullangan musafirlarning salohiyatiga aloqador ahdnoma va kelishimlarga amal qilib, musafirlarni qaytirmaslik prinsipiga hurmat qilishga, ahdnomadagi musafirlarga tan jazosi berishga, ularga rahimsiz, g'ayri-insoniy va izzat-hurmatini dafsanda qilish xarakterlik muomila qilish yoki jazolashga qarishtirish to'g'risidagi konkret majburiyatini e'tirof qilishga chaqiramiz deyilgan. Malayziya elchisi Uyg'urlar haqidagi andishasini oshkor qildi. 26-sentabr Singapur xabarlari to'g'ridan xabarda bildirilishicha, Malayziya alohida elchisi Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan muomillaridan andisha qilayotganligini bildirgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan Malayziya tashqi ishlar amaldori muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonda lagerlarni ta'sis qilib, begunoh Uyg'urlarni tutqun qilishidan qattiq andisha qilayotganligini Xitoyning Uyg'urlarni bostirish qilmishlarining Xitoyning davlat kuchi va bexatarlik tadbirlari nomida qo'llanayotgan tadbirlari orqasida ko'milib qolganligini, Xitoy terrorlikka qarshi turish nomida har xil tadbirlarni ishga solgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan o'smirlarni Qur'oni Karim o'qish va o'g'inishdan cheklash qilmishining bir xatolik ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Malayziya tashqi ishlar amaldori oldingi yili 12-oyda bir necha davlatning tashqi ishlar amaldorlari bilan birlikda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan diniy cheklamalari va kishilik huquq tafsandichiliklarini ayiblab maktub yozgan. Xitoy mazkur maktubni bahona qilib, Malayziyada boshlamoqchi bo'lgan nefit turubi qurilishi va Malayziyaning sharqidagi dengiz yoqasiga salmoqchi bo'lgan temir yo'li qurilishiga mablag' silishdan chekingan. Bildirilishicha, Malayziya hukumati va xalqi Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini bostirish siyosatlarini aniq bilib tursa-mu, biroq Xitoy bilan davom qilayotgan yiliga 1 milliard dollarlik savdo manfaatidan voz kechishni xohlamaydi ekan. Sharq Turkiston vaziyati Xitoydagi tungan musulmonlarni andishaga solmoqda. Amerika ovozi to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi yuqori besimliq boshqaruv tizimasi asta-asta Xitoy o'lkalaridagi tungan musulmonlarga qarata yurgizilishga boshlandi. Xitoy davlatlari tungan musulmonlarga nisbatan kamchilik siyosati qo'llanib kelgan bo'lsa-mu, yaqingi mazgillarda bu ahvol o'zgarishga boshlandi.
Алдыңғы жылы 11-нче айда Ныңша Тунган автоном районының юқары дәрәҗәлек әмәлдарлардан тәшкилләнгән бер өмәк Шарқ Түркстанга зияратка барган булып, Шарқ Түркстандагы башкаруч тәҗрибәләрен өйгәндәганлыгын белдергән. Арадан бер ай өткәндән кин Ныңша ва Шарқ Түркстандагы Хытай даирәләре террорлыкка каршы торышта хәмкәрлек орнаткан ва Ныңшадагы нургынлыгын мәсҗидләргә Шарқ Түркстандагы оохшаш көзтүш камераларын орынлаштырган. Ondan başqa Xitay ölkələrindəki tungan imamlar hər ayda bir neçə gün tərbiyələşməni qəbul qılğan olub, əsaslıqı kompartiyanın siyasətləri, ideyəvi qarışları öyrədilgan. Şunaqla onlardan qərarlıq imtihan elinib durğan. Xitay dairələri yana əsliyyətçilik ideyəsi var deyə guman qılınğan imamları xidmətindən boşatqan. Nurgulğan müsəlman məktəbləri taqalğan. Xəbərlərdə göstərilmişcə, aldınqı 1 il içində Xitay ölkələrindəki köpləğən məscidlər çıxıb edilgan. Яки өзгертіліп, исламий түсі йоқытып етілген. Алдыңғы айдыки хабарда яна Бейжандыки мусульманча ашханлардыки арабча хатлар ва исламий белгілерінің мәжбури илеп етілгенлігі білдірілген. Америка Тайвань хақыда қарар мақұлдады. 27 сентябр Америка авазы берген хабарда білдірілгенше, Америка палатасы Тайбей қанун тәклифін тастықлап, Тайвань білен дипломатик мұнасибетлерін тоқтып, Xitay bilan diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarga Amerikaning tashqi yordamini to'xtatganligini e'lon qildi. Xabarda Xitay tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Qing Shuang Beijingda chaqirgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerika palatasi tashqi munosabat komitetining tasdiqidan o'tgan Taybey qonun taklifi orqali Xitayning ichki ishlariga aralashib olganligini, Xitay bilan Amerika o'rtasida imzolangan munosabatlik kelishimlarga va xalqaro qonunga xiloflik qilganligini Bu qanun təklifinin bir Xitay prinsipinə, xalqara qanun və xalqara münasibətlik ölçəmlərinə xilaf ikənligini, Xitay tərəfinin bununğa qəti halda qarşı durduğunluğunu bildirgan. Qinşuang bayanatı deyənə Amerikanı bir Xitay prinsipinə riayət qilishqa və qanun təklifini əməldən qaldırışqa çağır qılğan. Amerika Türkiyəni F-35 proqramasına qayıt kürgüzməkçi. 24 сентябрь Түрік хабар вастыры тарқалған хабарларды білдірліше, Америка хүкеметі Түркияге иғызаки F-35 типлік күрешчі айрупланы тоғырысыда еңі бір келешімні отырғы қойған. Бұ хабарларға асасланғанда Американың әңқарадығы әлкісі Давид Саттерфелет Түркияге F-35 типлік күрешчі айрупланы тоғырысыдығы еңі келешімні отырғы қойғанда, бұ келешімге қошып башқы бір тижарат келешіміні отырғы қойған екен. Amerikanın Türkiyəyə sunğan yeni bir kilişimdə iki dövlət ötürsüzü ticaret sonması 100 milyard dollarğa çıxıdığan və Amerika Türkiyədən kirvatqan tümür və aliyomanğa qoyğan bajını tövəllətdiğan bolğan. Amerika Cumhuriyyəçi Partiya əzası Lindsey Graham 9-nyanın 23-cü günü Türkiyə Prezidenti Erdoğan bilən körüşü ayaqlaşqandıykin Erdoğanğa Amerika NATO ittifaqdışı bolğan Türkiyəni F-35 tipliq kürəşçi ayırıplarını yasaş proqramasına qayıtı kirgütüşünü xalaydıqanlıqını bildirgən. Amerika Türkiyəni Rusiyadan S-400 hava müdafiə sistemi seti valğan səbəblik, ötkən 7-ci ayda bu proqramadan çıxırıb ətkən idi. Graham, Erdoğan bilən iki dövlət otdırısı da ərkin ticaret kilişimi doğrusu paranlaşqan. Xitayğa qarşı namayışqı təklif Türkiyədə fəaliyyət edib verətqan Şərq Türkistan təşkilatları birliyi barlıq xalqımızı namayışqa çağırdı. Birlik elan qılğan çağırıqda munular tilgə elindi. Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanı besib alğanlığının 70 illik gündə ötküzüldüğən namayışqa barlıq Şərq Türkistan xalqını təklif qılımız. Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanğa təcavüz qılıb besib alğanlığına 70 il bolğan matəm günü həm də Xitayın Şərq Türkistanda yürgüzətqan bastur siyasətigə qarşı Xitayning Istanbuldagi elchixonasi oldida Xitayga qarshi namoyish va bayonot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Xitay 70 yildan beri Sharq Turkiston xalqini har xil yumshoq vositalar bilan assimilyatsiya qilishga urindi. Atalmish pilanliq tug'ut nom bilan oz bo'lmagan tug'ilish oldidagi bovoqlarni o'ldirib, Sharq Turkiston xalqining ko'payishiga qattiq cheklama qo'ydi. Xitay ishqi solgan yumshoq vositalar Sharq Turkiston xalqining bosh agmas ruhi oldida qarg'i kelmadi. Sharq Turkiston xalqi avlatma avlat kuch ulab Xitay tajovuzchilariga qarshi harakatini davom qildi. Xitayning uyg'ongan kishilarga qattiq zarb berish, qattiq jazolash tadbirlari qarg'i kelmay, Xitayga qarshi uyg'unish kuchayib ketdi. Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish yo'lida ishqi solgan barliq yumshoq vositalarining qarg'i kelmaganligini bilib yetgan Xitay tajovuzchilari
Sharq Turkiston xalqini sababsiz jazo lagerlariga qamab, oshkori qirg'in qilishga boshladi va misli ko'rilmagan bostirish siyosatini yo'l qo'ydi. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston xalqining ovozini xalqaro jamiyatga bildirish maqsadida Xitoyning Istanbuldagi elchixonasi oldida namoyish va bayonot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Barlik xalqimizning qadam tashrif qilishini alohida tavsiya qilamiz. Adresi Sariyar Tarabiyadagi Xitoy elchixonasi. Axborot e'lon qilish vaqti tushdan burun soat 11 da. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlari birligi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.